Arkadaşlar merhaba. En güzel günler, bol kazançlar sizlerin olsun. Biliyorsunuz tatildeyim. Bugün borsa sert düştü. Birçok arkadaşımdan mesaj geldi. Yani biliyorum bir çöküş olacak, bir düşüş olacak diye zaten sizleri çok uyardık. Ve bu videolarımızın altına çok hakaret mesajları gördük maalesef, çok üzgünüm. Ve bir süre bu tatilde video çekmemeye karar vermiştim. Fakat birçok arkadaşımızın ısrarı üzerine bir video çekmek istedim tekrardan. Öncelikle her zamanki gibi SPK'nın yasal uyarısını sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Benim anlattıklarım ile herhangi bir hisse alıp satarsanız istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Ben bunu başta sizlere söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık endeks kapatmaya yarım saat 45 dakika kala ben sadece tatilde olduğum için bir haftalık bir tatile çıktık. Yani eş, dost, akraba, anne baba ziyaretine çıktık. Onları ziyaret ediyorduk fakat fazla haber izleyemiyorum. Genelde seyahatte oluyorum. Misafirlikte oluyoruz. Gelen giden derken fazla bakamıyorum. Zaten yüzde ben 50 civarında nakitteyim. O yüzden uzun vadeli hisselerim hariç ben nakitteyim. Sizlere zaten söylemiştim. Endekste düşüşler olacak. Çöküş tarihi şu zaman. Şöyle olacak, böyle olacak. Ayın 9'una kadar dikkat. Özellikle Eylül'ün 9'una dikkat edelim dedik. O arada biraz yükseldi. Ve birçok kişi bize hakaret eder. Videomuzun altına bizi haşladı. Ama ben önemsemedim. Çünkü o hakaret edenlerin haricinde çok olumlu mesajlar olduğu için pek takılgan biri de değilim ama o gelen olumlu mesajlar da beni şarj etti arkadaşlar. Şarj. Onun için önemli değil arkadaşlar. Biz her zaman küçük yatırımcının ostuyuz dedik ve olmaya devam edeceğiz. Peki şimdi borsada biz ne yapalım? Bu satışlar devam eder mi? Yeni pozisyon açmak için bekleyelim mi? Yoksa beklemeyelim, hemen şimdi artık alışa geçelim mi? Gibi çok sorular var. Onlara ben baktığım zaman arkadaşlar, hatırlarsanız ayın 13'ünde, bu ayın 13'ünde yani bugün 19'u 6 gün önce bir sert satış yemiştik. Bu küresel piyasalarla da alakalıydı. İşte Amerikan S&P'si, Avrupa'sı, İngiliz'i, Alman'ı, İtalyan'ı, yani Avrupa borsalarında da bir sert düşüş vardı. 3-4, eksi 3-4, 2,5, 3 falan filan, yani onlarda da bir düşüş vardı. Yani biz de onların etkisiyle birlikte bir düşüş yaşamıştık. Yani bir bahane arıyorduk ve bir kar satışı yapmıştı endeks. Fakat bugün ne oldu da böyle bir sert düşüş yaptık? Bakıyorum şu anda S&P'ye baktım. Avrupa borsalarına baktım. Herhangi bir sert düşüş yok. Acaba biz Yunanistan'la bir savaşa mı girdik? Yunanistan bize bir bomba mı attı? Veya biz onları mı bombaladık? Veya siyasi bir kriz mi oldu? Hükümet mi yıkıldı? Hükümet mi devrildi? Bir şey mi oldu diye baktım, hiçbir şey yok. İş Bankası'nın, bu hani biz anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Hani biz küçük yatırımcıyız da fazla detaya böyle kelimelere böyle fazla detaylı kelimelere girmeden biz küçük yatırımcı anlayacağımız şekilde İş Bankası Rusya'dan gelen paraları, yani şimdi İş Bankası'na bir mal alacak Rusya'dan, oradaki krediyle kartına para yatırırken veya git gel paralar yaparken ben artık sene Rusya'ya ambargoya uyuyorum. Hani Rusya'ya ambargo var ya, ben ambargoya uyuyorum. Yani Rusya'daki gelen paraları ben askıya aldım. Benimle işlem yapamaz kimse. Virman yapamaz. Git gel yapamaz. Gibi. Anlayacağımız şekilde. Gibi. Fazla detaya girmeyeyim. Başınızı ağrıtmayayım. Çünkü ben de fazla detay konusunda fazla bilgim yok. Sadece onu söylemek istedim. Yani onunla ilgili acaba bu diğer bankalara da yayılır mı? Öyle bir şey olur mu diye panik satışları oldu. Panik. Hani dedik ya, borsada çöküş ne zaman, borçaka düzeltme ne zaman? İşte bunlar panik satış. Birçok hisse alt destek noktasını kırdı. Yani yükseliş trendinden düşüş trendi alt destek noktasını kırdı, tehlike demektir. Acaba yarın bu düşüş bu şekilde devam ederse birçok hissede yükseliş trendi biter. Düşüş trendi başlar. Ama yarın bir düşüş yapar gibi tekrardan toparlayıp
alt destek noktalarının 20 ve 22 günlük ortalamaların üzerine atarsa birçok ana hisse endekste düzelmede olabilir. Bunu takip etmek lazım. Panik olmamak lazım. Şimdi endeks biliyorsunuz aylardan beri yükseliyor. Birçok kişi karda, almış olduğu hisse %80, %100, %120 yukarıda. Haliyle endeks düştüğü zaman, panik satışları olduğu zaman, alt destekler kırıldığı zaman otomatikmen robotlar devreye girerek stopları patlatırlar. Stop olur. Stop olur. Bu da panik yaratır, robotları devreye sokar ve hisseler tabana gider. Bunu da yarın yaşar mıyız bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yarın endeks açılmadan da bir dakikalık video çekeceğim. Endeks açılmadan yarım saat kala bakacağız piyasaya, ortama. Yine size bir video çekip atacağım. Onu da size söylemiş olayım. Yani bunları bir görelim. Ben yeni pozisyon açmak için nakitimiz varsa ben erken olduğunu düşünüyorum. Peki hissemiz var ise, diyelim ki uzun vadeli hissem var. Ben çok yardayım. Çok düşerse ne yapayım gibi düşünüyorsanız, uzun vadeli hisse, adı üstünde uzun vadeli hisse, en az 3-5 yıl tutulduğu için ben onlara gerek duymuyorum, ama isteyen satabilir. Ama ben, bak benim de uzun vadeli hissem var, ben satmam. En az 5 yıl tutarım. Daha alalı 2 yıl oldu. Ben onları 5 yıl tutarım. Orta ve kısa vadeli hisselerimi ne yapayım, çok yardayım dersen, eğer panik olacaksan, panik oluyorsan, psikolojim bozuluyorsa, her gün karım eriyor, eyvah ne yapayım diyorsan sat kurtul kardeşim. Sat kurtul. Ben sana onu derim. Bu dalgalanmalar olacaktır. Çünkü hisseler çok yükseldi. Hisseler, bankalar çok yükseldi. Çünkü aslında yani çok yükseldi derken, dolar bazında hala hisselerin %80'i çok ucuz. Ama 2 liradan 10 liraya gelmiş, tabii ki yükseldi. Ama ederi 15'tir, daha gidecek. Ama 2 liradan 10 liraya giden bir 5-6-7'ye bir gelip orada dinlendikten sonra gitmesi lazım. Onun için o devirleri, o safhaları yaşayabiliriz. Ona bir dikkat edelim, onu bir takip edelim. Alım için acele etmeyelim, sadece izleyelim. Bu hafta içerisinde Merkez Bankamızın faiz kararı, bu hafta içerisinde FED faiz kararı da var. Bunları da izleyelim. Yunanistan gerilimi de var. Yani ortalık biraz gergin. Zaten borsada bahane arıyor. Onun için bir müddet sakin kalmakta yarar var. Yani bu sert düzeltmelerin sert de, yani sert aşağı düşmelerin sert de yukarı hareketleri olabilir. Olacaktır da. Onun için o zamanı iyi kollamak, o zamanı iyi takip etmek lazım. Acele edip panik yapmamak lazım. Bugün baktığımızda BIST 30 ve BIST 50'de özellikle birçok hissenin, Aselsan gibi bir hissenin ben nerede taban olduğunu gördüm. %10. Bankaların %10. 100 artı 3-5 BIST 30 hisselerinin, 50 hisselerinin -7-8-10. Yani bu kadar abartılı bir şekilde düşecek ben hala bir haber göremedim. Gören varsa videomun altına yazsın, yeni bir video çekeyim. Ben bulamadım. Ama neden bulamadım fazla araştıramıyorum. Belki de vardır, haberim de yoktur. Bilen varsa çeksin videomun altına, onu okuyup araştıralım. Yeni bir video çekelim. Yanlış, eksik bilgi kimseye vermeyelim. Seyahat halindeyim, tatildeyim, fazla araştıramıyorum. Sadece cep telefonundan bakıyorum, biraz da bir şey detay bulamadım. Bizim bilmediğimiz, acaba çok olumsuz bir şey mi var, onu da bilmiyorum. Ama borsamızı bu kadar sert düşecek bir hareket nedir, onu hala ben bulamadım. Üstadların da video çekmesini bekledim. Onlarda da tam olarak anlayacağım bir şey bulamadım. Araştırıyorum. İnşallah borsamız toparlar diyorum. Sadece sakin olmanızı, temkinli olmanızı ve biraz dikkat etmenizi sizden rica ediyorum arkadaşlar. Benim durumum nedir, sen ne yaptın dersen, uzun vadeli hisselerime dokunmadım. Yüzde biliyorsunuz kısa vadeli satmış olduğum %70 hisselerim vardı. Yani uzun vadeli hisselerim hariç kısa vadeli hisselerimin %70'ini satmıştım. Onların %35-40'ını aldım. Şu anda kısa vadeli ve orta vadeli hisselerimin %35-40 nakitte bekliyorum. Ne zaman alırım? Ben henüz alım yapmam, ortalık durulmadan. Ben bu haftayı hisse alarak kesinlikle geçirmem. Bu FED faiz kararı, Merkez Bankası faiz kararı belli olmadan, ortalık durmadan ben bir video çekmeyi şu an için
video çekmeyi diyorum. Yeni hisse almayı şu an için asla düşünmüyorum. Tabii ki karar sizindir. Bugün sert düşer, yarın sert yukarı gider. Böyle insanları şaşırtabilirler, panik de yaptırır. Her şey olabilir. Borsada her şey olabilir. Ama psikolojinin her zaman borsada çok önemli olduğunu söylediğim için ben bu hafta cuma sonuna kadar şu anda nakidimle hisse almayı düşünmüyorum. İsterse %20 yukarı gitsin umurumda değildir. Onu da size söylemiş olurum. Uzun vadeli listelerim duruyor. Kısa vadeli listelerim de yok. Nakitteyim. Az bir kısa vadeli listelerim var. Yani diyelim atıyorum 50 bin liralık nakitim mi vardı? 25 bin liralığını aldım. 25 bin nakitte bekliyorum bu hissi. Bu hafta almayacağım. Tamam arkadaşlar. Siz ne yaparsınız? Artık benim gibi mi yaparsınız? Kendiniz gibi karar verirsiniz. Ona ben bilemem. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.